Afrika'da susuzluk savaşlardan daha fazla can alıyor. Açtığımız kuyular kurak bölgelerde hayat kurtarıyor. 900 milyon insanın temiz suya, bizimse size ihtiyacımız var. Siz bir damla bağışlayın, bu damlalar susuz topraklarda hayat bulsun. Kasabadaki aile içi çekişmeler. Oğuzlar bu gece sırmayı istemeye gidiyorlarmış. Daha ne olsun? Dememiş miydin halledeceğim diye sen? Biz Hamza'yla konuştuk. Bu iş bitti. Sırma Doğan'la evlenecek. Bunu kafanıza koyun. Nefret, kin ve düşmanlıklar. Bizim kocalarımız çalışmıyor mu yani? Onu demek istiyorsun sen? Allah Allah. İki idealist doktor. Sırma ve Oğuz. Bunlar Hamza abime bastıracaklar belli ki. Allah vere de Sırma boyun eğmesin. Bir doğru, birçok yanlışı yenebilir. Sevgi, her kötülüğün hakkından gelebilir mi? Doğruluk Ekseni, MCTV'de. Sana ne diyeyim ki? Ne kadar fevri daha? Nereden çıktı şimdi nişan atmak? Nereden çıktı? Kolay mı bir yuva kurmak? Ha? Biliyor musun da böyle rahat kestirip atıyorsun? Ya komiserim yeter. Allah aşkına yeter ya. Ben ne ayrılalım dedim, ne nişan atalım dedim, ne de seni sevmiyorum dedim. Ben sadece kafam karışık dedim. Düşüneceğim dedim. Dedim ama Allah kahretmesin be. Dilim kopsun be, dilim kopsun. Kopsun! Ama kopmadan önce git bari özür dile kızcağızdan. Daha fazla soğumadan arayı düzelt. İyi de ben bir şey yapmadım ki özür dileyim komiserim. Hem... Bak şuna. Efendim? He. Neresi dedin? Tamam, tamam geliyoruz. Bir cinayet işlenmiş komiserim. Çavuş başında bir villada. Oraya geçelim hemen. Daha konuşacaklarımız bitmedi ona göre. Yazık ediyorsun Nilüfer'e Çırak. Çok yazık ediyorsun. Yapma Nilüfer abla. Onca yılın hatırı var. Bir çırpı da kestirip atma. Biraz düşün ne olur. Düşünecek bir şey yok İlay. Yok işte. Hep ben düşünmekten bıktım zaten. Ama... O zaman bu aşkı yıkan taraf sen olacaksın Nilüfer abla. Suç sende olacak. Sana yakışmıyor bunlar. Ya ne yapayım İlay? Ne yakışır bana ha? Peşinden koşup ayaklarına mı kapanayım? Evlen benimle diye yalvarayım mı?
Hem benim de bir gururum var ya, ben de insanım. Yeter artık ya. Gururumu kimseye ezdirmem, anladın mı? Yıldırım bile olsa yıldırım defteri kapandı benim için. Bitti artık, kapandı. Nilüfer abla, ya bekle, ben öyle demek istememiştim. Nilüfer abla. Hanımefendi lütfen. Bırak, ne olur beni bırakma. Hanımefendi sakin olun. Geri çekin. Bırak, ne olur beni bırakma. Tamam, Allah. Gidiyoruz. Oğlum. Ne oluyor? Cinayet var demiştin. Oğlum. O giden sadece yaralıydı komiserim. Cesetler içeride. Buyurun. Hı hı. Şuradan da parmak izi alalım. Tamam. Hı hı. Kolay gelsin arkadaş. Sağ olun. Yoldan geçen bir vatandaş evden çığlık sesleri duyup haber vermiş komiserim. Eve gelen devriyeden arkadaşlar kapıyı kırmışlar ve böyle yatak bulmuşlar. Odası penceresine dayalı bir merdiven bulduk komiserim. Bu Servet Dündar, 42 oradan yaşında. Vücudunda 8 derin yara tespit ettik. Tamam. Katille arasında bir boğuşma geçmiş olmalı komiserim. Hı hı. Baksana salona. Merdivenlerin orada yatan da kızı Burcu, 7 yaşında. Ay. Buyurun komiserim. Katil ilk babaya, sonra kıza, en sonunda oğullarına saldırmış gibi görünüyor. Oğullarının durumu nasıl? Ağır yaralı halde bulunmuş. Durumu kritik. Tetkik edin. Evdeki diğer giysilerde uyuşuyor mu bir bakın. Hı hı. Belki de boğuşma sırasında katilden düşmüştür. Ha, arkadaşlar kapıyı kırdı demiştin. O zaman şahıs eve nereden girmiş olabilir? Yatak odası penceresine dayalı bir merdiven bulmuş arkadaşlar. Oradan girmiş olabilir. Evet. Hala. Merdivende parmak izi tespiti yapın. Belki bir netice çıkar. Hı hı. Durun durun. Sessiz olun. Dur çırak. Buradan bir yerden geldi ses. Etrafa bakın iyice. Komiserim, bu telefon neredeyse seninkinden bile eski. Bu zengin aileden birine ait olamaz. Olamaz Şirak. Bunu alıp hemen inceleyin. Kime ait olduğunu öğrenin bakın. Emredersiniz. Biz de hastaneye bir gidelim. Evin hanımı belki bir şeyler biliyordu. Hadi. (Gülüyor)
Ne oluyor? Oğlum nasıl, söyleyin. Var mı bir gelişme? Neler oluyor Allah'ım? Niye bir şey söylemiyorlar? Allah'ım güç ver. Oğlumu benden alma Allah'ım. Ne olur. Ne olur. Başınız sağ olsun Güzin Hanım. Cinayet masasından Osman Toprak. Hadiseyle alakalı birkaç soru sormamız lazım ama. Doktor Hanım. Doktor Hanım söyleyin, oğlum yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor ama açık konuşacağım. Buraya gelene kadar çok kan kaybetmiş. Yaşam fonksiyonları çok zayıf. Ölecek mi yani? Onu mu diyorsunuz? Bir süre yoğun bakımda kalacak. Komadan çıkmayı başarırsa yaşayabilir. Beklemekten başka bir yol yok. Geçmiş olsun. Olamaz. Olamaz. Yavrum da ölecek. O da gidecek elimden. Metin olun Güzin Hanım, dayanın. Olamaz. Yaşayamam ben. Allah'ım ne olur alma onu benden. Ne olur alma. Güzin Hanım, zor durumdasınız ama bize yardım etmelisiniz. Zaman bizim için çok önemli. Olay hakkında aklınıza bir şey geliyor mu? Doğum günüydü bugün. Oğlumun doğum günüydü. Hediye almak istedim. Geç geldim eve. Neden? Neden? Onların yerine ben ölseydim ya. Allah'ım. Allah'ım ben ne yaparım onsuz. Bırak. Oğlum. Oğlum. Hanımefendi sakin olun. Güzin Hanım bakın tamam. Yaşıyor işte. Bakın yaşıyor. Götürmeyin. Sakin olun. Ben görmek lütfen istiyorum oğlumu. Götürmeyin. Tamam. Tamam sakin olun. Diyorum. Hanımefendi sakin olun. Tamam. Bayılıyor. Tamam sakin olun. Çabuk yardım edin. Tamam. Tamam sakin olun. Kaldırın. Koy. Bırak. Hanımefendi sakin olun. Lütfen iyileşecek. İyileşecek olmuş, merak etmeyin. Oğlumu verin bana. Oğlumu verin. Geçti. Bırak. Geçti hanımefendi. Şimdi bir sakinleştirici yapacağım size. Oğlum. Bırak. Evden çalınan bir şey tespit edilmedi komiserim. Hırsızlık durumunu bir kenara atabiliriz yani. Ya o merdiven? Parmak izlerinden bir şey çıktı mı? Merdivende yabancı bir parmak izi tespit ettik. Ama bizim veri tabanımızda biriyle eşleşmedi. Bunu da araştırdık. Evdeki giysilerle uyuşmuyor. Yani katilin olması muhtemel. Hala. En azından elimizde bir şey var. Komiserim. Elimizde başka bir şey daha var galiba. Dün gece bulduğunuz telefonun kayıtlı olduğu isme ulaştık. Yüksel Karakuş diye bir vatandaşa ait. Maktur Servet Bey'in şirketinde çalışan bir işçiymiş. İşçi mi? Bir işçinin telefonu niye patronun evinde olsun ki komiserim? Olmaz tabii. Eğer aralarında bir hesaplaşma olmadıysa. Adresi var mı? Var ama yanlış beyan etmiş. Savaş şirkete gitti, orada bakıyorum. Hala. Yürü çırak bakalım kimmiş bu işçi. Alabilir miyim? Ne yaptın Savaş? Yüksel Karakuş'a ulaştın mı? Ulaştık diyemeyeceğim komiserim. İşler biraz karışık. Bu şirkette çalışıyor görünüyor. Sigorta kaydı, maaş bordrosu, her şey var. Ama böyle biri yok şirkette. Nasıl yok? Adam mı yok yani? Şirkette kimse böyle birinin çalıştığını bilmiyor. Gören bilen kimse yok. Enteresan. Çok çali bir dikkat. Bir imza alacağım efendim. Tabii. Al. Hı.
Kolay gelsin. Bir dakika beyefendi. Sizi tanıyorum değil mi? Hastanede görmüştüm dün gece. Aa, doğrudur. Yeğenimin durumuna bakmak için gelmiştim. Güzin Dündar'ın kardeşiyim ben. Müsaadenizle. Müsaade etmek benim haddime değil. Lakin birkaç soru sormak vazifem icabıdır. Şirketinizle alakalı. Yüksel Karakuş adında birini araştırıyoruz. Dün geceki saldırıyla bir bağ olduğunu düşünüyoruz. Demek siz de bu bilgiye ulaştınız. Hı hı. Buyurun. Bildiğim ne varsa anlatabilirim size. Buyurun. Buyurun. Şöyle oturun. Af buyurun ama dün gece o haldeyken bile ablanızın yanına gelmediniz. Aranızda bir sorun mu vardı? Biz uzun zamandır dargın sayılırız. Ablamla bir alıp veremediğim yok ama Servet eniştem, enişte demek bile içimden gelmiyor. Onunla büyük sorunlarımız vardı. Şirketin yönetimi hakkında, işi hakkında, aslında kendisi hakkında. Bakın, açık konuşayım. O adama yıllardır bir kez bile güvenmedim ben. Hele babamın vefatından sonra şirket yönetimini ele alınca... Nasıl diyeyim? Yani hep bir şeyler karıştırıyor gibiydi. O iş gezileri, toplantısı olmadığı halde 15 günde bir iş bahanesiyle şehir dışına çıkardı. Neler karıştırırdı Allah bilir. Hala. Peki ya Yüksel Karakuş? Kimdir bu adam? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama bu işte Servet'in parmağı olduğuna eminim. 4-5 önce fark ettim ben de. Gizli kapaklı bir işler çeviriyor ama... Peki nasıl anladınız? Yani şüphelenince küçük bir araştırma yaptım. Bir saniye. Bunları muhasebede buldum. Yüksel denen o adam için şirket tarafından alınmış uçak biletleri, harcamaların faturaları falan. Tarihlerine baktım. Servet'in iş gezisine gidiyorum dediği zamanlarda alınmış hep. Yani Servet ne zaman şehir dışına çıksa, Yüksel de aynı zamanda şehir dışında oluyormuş. E bu durumda şüphe çeken bir şey vardı. Bulacaktım ama... Servet Bey'in ölümüyle bir alakası olabilir mi? Bir insan bu kadar esrarengiz hareket ediyorsa... Bence gizlemek istediği bir şeyler olmalı. Dahası altında mutlaka bir takım hesaplar da olmalı derim. Bence altında sıkı bir yalan yatıyor komiserim. Yüksel Karakuş denen o herifin dün gece eve gelmiş olduğunu rahatlıkla ispat edebiliriz. Bir de ulaştık mı dava tamamdır sanki. Bana da yakın geliyor ama yine de tam emin olamayız. Biliyorsun bu suça meyilli insanlarda öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki şeytan bile onlara hayranlıkla bakıyordur. Niye bu kadar olamıyorum diye. Efendim? Nasıl? Tamam. Tamam, eyvallah. Yeni gelişmeler var komiserim. Yüksel Karakuş adına bir adres daha bulmuş bizimkiler. Hı. Ama adres Ankara'da. Fark etmez. Hemen merkezde irtibata geç. Ankara'ya giden ilk uçakta yer ayırtsınlar. Geride gözü yaşlı bir anne kaldı. Onun için gerekirse Fizan'a bile gideriz. Sabah doktorlar konuşurken duydum. Çocuk çok yaşamaz dediler. Yazık olacak gencecik delikanlıya. Annesine de söyleyemiyorlarmış. Nasıl söylesinler? Baksana şu zavallı kadının haline. Zor. Hı. Çok zor. Hadi çıkalım. Oğlum.
Babanla kardeşin gibi bırakıp git. Sen de bırakırsan ben yaşayamam. Lütfen dayan. Lütfen. Sen arkadaşları al, arka tarafa geç. Siz de benimle tamam, git. Başlayın. Dikkatli olun. Hadi bakalım. Emniyetten geliyoruz. Yüksel Karakuş'u tanır mısınız? Evet, kocamdır ama ne oldu, başına bir şey mi geldi yoksa? Evinizde arama yapmak zorundayız. Müsaade edin. Ama bir saniye. Ya ne oluyor? Arayın bütün odaları. Anne. Ne yapıyorsunuz? Kenara geç. Ne istiyorsunuz? Yüksel Karakuş nerede? Babam evde yok, siz kimsiniz? Ne oluyor ya, ne oluyor şimdi? Ya bıraksana onları. Tamam, sakin ne ol, sakin ol. Bak, dur. Arama iznimiz var, arıza çıkarma. Niçin geldiğini söyleyeyim. Kocanızın birini öldürebileceğinden şüpheleniyoruz. Çırak. Ne oldu komiserim? Yüksel Karakuş buymuş. Bak. Servet Dündar. Servet Dündar bu. Hanım. Bu nasıl söylenir bilmiyorum ama ya biz yanlış kişiyi arıyoruz yahut kocan sandığın kişi kocan değil. Ben anlayamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Peki öbür aile? Onların hepsi ölmüş mü? Hepsi değil. Karısı hala yaşıyor. Oğulları da ağır yaralı. Sevim Hanım, bize yardımcı olmak zorundasınız. Kocanızın başka bir işi, başka bir hayat olduğundan haberiniz var mıydı? Yoktu. Böyle bir şeyi nasıl yaptı aklımı almıyor zaten. Ne zaman evlenmişler? Bütün bunlar nasıl olmuş? 90 yılında. Belgelere göre 20 yıldır evliler aslında. Aman Allah'ım. 20 yıl öyle mi? Nasıl da kandırmış beni. Hiçbir şeyden şüphelenmedim bir an için bile. 2 haftada bir geliyordu eve. Çalışıyorum diyordu bize. Meğer yalanlarla sefa sürüyormuş ha. Bir firmada satış temsilcisiydi kocam. Yani biz öyle biliyorduk. 2 haftada bir geliyordu eve. Meğer bütün hayatımız bir yalandan ibaretmiş. İnanamıyorum. Bakın, bu tür soruların sizi üzdüğünü biliyorum ama yine de sormak zorundayım. Sizce kocanız niye böyle bir hayatı seçti? Onu niye öldürmüş olabilirler? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum artık. Eğer söyledikleriniz doğruysa benimle evlendikten 2 yıl sonra evlenmiş o kadınla. Belki parası için, belki de başka bir şey için ama niye öldürdüklerini inanın bilmiyorum. Hafızanızı bir kez daha yoklasınız. Şahit olduğunuz bir şey yok muydu? Yüksel Karakuş sonuçta sizin bunca yıllık kocanızdı. İnanın bilmiyorum. Öyle sarsıldım ki düşünemiyorum bile. Ya yeter ya! Sormayın artık ya, bilmiyor işte ya. Okan. Bundan sonra da hiçbir şey bilmek istemiyoruz ayrıca ya. Okan, otur ne olur. Peki cenazesine katılabilir miyim memur bey? Ya ne diyorsun anne sen? Oğlum. Ya ne diyorsun? Ya bu adam senin kocan değil ki. Oğlum. O adam senin kocan değil anne. Yeter Okan, yeter. 20 yıllık kocamdı o benim. Seni de bugünlere getiren babandı.
Bunu hiçbir şey değiştiremez oğlum. Yaramıza tuz basacağız. Gidip son vazifemizi yerine getireceğiz. Anladın mı? Başka da hiçbir şey duymak istemiyorum oğlum. Yalan. Ne söylediğini bilmiyorsun sen. Servet böyle bir şey yapmış olamaz. Olamaz. Onun bir ailesi vardı, o da bizdik. Anladın mı? Bakın, halinizi anlıyorum. Biz de çok şaşırdık ama durum bu. Kocanız Yüksel Karakuş kimliğiyle... Yeter. Yüksel Karakuş diye biri yok. Servet Dündar o. Kocam, çocuklarımın babası o. İnanamıyorum. Rahat bırakın beni. Güzin Hanım. Güzin Hanım. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yüksel. Selim Hanım ve oğluyla tanıştım. Ne işiniz var burada? Diğer... Ne işiniz var dedim. Ne hakla gelirsiniz cenazemize? He? Kim olduğunuzu sanıyorsunuz siz? Bize kızma kardeş. Bizim bir günahımız yok. Benim de kocam o. Son yolculuğunda olmasa mıydım? Senin kocan değil. Aklından çıkar bunu. Servet Dündar o. Kocan. Çocuklarımın babası. Anladın mı? Yapma kardeş, yapma. Acımızı deşme. Ya bırak bunları artık anne, bırak. Alsın bu yalancı adamın cenazesini, başına çalsın ya. Tamam sakin. Senin böyle bir kocan yok artık, anlamıyor musun? Yok. Defolun. Defolun buradan. Rahat bırakın bizi. Güzin Hanım lütfen sakin olun. Hakikatleri inkar etmekle hiçbir yere varılmaz. Hayır. Hayır. İnanamıyorum. Gerçek olamaz bu. Servet. Servet kalk. Sen onlara Servet yalan de. Yok öyle bir şey de. Allah. Gelin Selim Hanım. Bu tatsızlık büyümeden gidelim. Lütfen. Yıldırım gel. Gel kardeşim. Nasıl yaptın bunu bana Servet? Nasıl? Arkadaş sizi İstanbul'da kalacağınız yere bırakacak. Buraya gelmeniz hataydı aslında. Herkesin acısı tazeyken düşünmeliydim. Ben bir şey yapmadım. Ben kocamın cenazesidir dedim. Yani hiçbir günahımız yok bizim. Anne yeter artık, yeter ya. Kocan yok senin, anlamıyor musun ya? Deme oğlum deme, böyle üzme beni ne olur. Bırak anne ya. O herif 3 katlı villasında sefa sürerken üzüldü mü sanki? Cehenneme gitsin. Bin hadi arabaya. Sağ olun. Katlı villa mı? Bunu tetkik edin. Evdeki diğer giysilerde uyuşuyor mu bir bakın. Belki de boğuşma sırasında katilden düşmüştür. Ne? Dur! Dur 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 dur! Gel buraya gel. Çık bakalım. Dön. Ha? Dön dedim sana, dön. Seni cinayetten gözaltına ne? Alıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Durun, ne yapıyorsunuz ne oluyor? Oğluma? Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Ben ne yaptım şimdi? Onu. Komiserim. Bırakın, herkese götür bunu içine. O gece o evdeydi. İspatlayabilirim bunu. Cinayeti kesin o işledi. Yok. Bırakın beni. Götür hadi götür. Bırakın oğlum. Yapmayın, ben bir şey yapmadım gir. Ya. Gir şuraya. Ya bıraksın. Hadi, hadi. Ben bir şey yapmadım anne. Tamam. Anne yardım et. Tamam. Anne. Aman yarabbim Allah'ım. Lütfen oğlum. Bakın bir hata yapıyorsunuz. İnanın ki ben bir şey yapmadım. Niye tutuyorsunuz beni burada?
Bunlar için. Tanıdın mı, bu senin montun. Bu da cinayet gecesi evde düşürdüğün parça. Seni tek bir cümlen ele verdi, farkında mısın? Ben babanın 3 katlı bir villada yaşadığını hiç söylememiştim. Bunu bilebilmenin tek yolu vardı, o eve gitmiş olmak. Saklamanın yararı yok evlat. O gece o evde olduğunu her türlü ispat edebilirim. Bunları görüyor musun? Evin penceresine dayalı merdivende bulduğumuz parmak izleri. Seninkiler de aynı. Sen yaptın. Baban hakkındaki gerçeği öğrendin ve sen yaptın. Değil mi? Yüzüme bak evlat. Seni anlıyorum. Bu gerçeği herkes kaldıramayabilir. Sinirli miydin? Kendinden mi geçtin? Ha? Yeter artık, yeter, yeter! Ben kimseyi öldürmedim. O eve gittim ama kimseyi öldürmedim, tamam mı? Hala. Peki, dediğin gibi olsun. Ama her şeyi anlatmalısın. Neler oldu? Nasıl gittin o eve? Nasıl buldun orayı? Her şeyi anlat. Babam. Babamın arabasında buldum her şeyi. Bütün o zengin hayatını. Saatimi düşürmüştüm arabasında. Arabanın arka tarafına baktım. Saati ararken şoför koltuğunun altında bir çanta fark ettim. Çantayı aldım. Açtım. Ve olan oldu işte. Babamın diğer hayatı ellerimdeydi. Diğer ehliyeti. Diğer kimliği. Diğer kredi kartları. Hatta çocukların fotoğrafları. Deliye döndüm. Ama karşısına çıkıp hiçbir şey diyemedim. Sen de dayanamadın ve babanın diğer evine gittin. Öyle mi? Gittim. Gittim ve hepsi oradaydılar. Havalı arabaları vardı. Çok mutlu görünüyorlar. Yüzme havuzlu kocaman evleri vardı. Oysa biz annemle nasıl yaşadık biliyor musunuz? Sonra bir kere daha gittim oraya. Bir kere daha, bir kere daha. Öyle mutluydular ki. Kıskandım ya. Kıskandım işte. Sonunda kendine mukayyet olamadın ve o gece oraya girdin, öyle mi? Ne olduğunu, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Ben evin içini merak ettim. Çocuğun odasını gördüm. Bir sürü güzel şey vardı. 2 bilgisayar, televizyonu, MP3 çaları. Hiçbiri bizde yoktu, hiçbiri. Sonra o sinirle babamın yanında buldum kendimi. Bağırdım, çağırdım. Hatta vurdum bile. Sonra o çocuk geldi. Babam ne dedi biliyor musun? İşten attırdığım biri dedi benim için. Oğluyum ben onun dedim. Ama anlatamadım. O adam. Babam olacak o adam. Yaka paça attı beni dışarı.
Sen de dayanamayıp onları öldürmek istedin. Doğru mu? Hayır, hayır. Ben bir şey yapmadım. Bütün olan biten bu. Yapma evlat. O zaman bütün bu malumatı niye sakladın bizden? Niye bir şey demedin? Diyemedim işte, diyemedim, diyemedim. Anne bilsin istemedim. Ben bunları biliyordum, diyemedim. Ben öldürmedim onları. Size yemin ederim ben öldürmedim. O eve gittim, içeri girdim. Hatta babama vurdum bile. Bunun için mi atacaksınız beni içeri? Sırf o eve gittiğim için mi? Heh, komiserim. Parmak izi sonuçları çıktı. Neymiş? Cinayet aletinde Okan'a ait bir iz yok. Çocuk doğru söylüyor olabilir komiserim. Ankara'daki arkadaşlarla irtibata geçip çocuğun diğer giysilerini kontrol ettirdim. En ufak bir kan lekesine bile rastlayamadılar. Oysa o evde katliam olmuştu sanki. O kan revan içinden tertemiz çıkması mümkün değil. Demek her şey söyledikleriyle uyuşuyor. Onu içeride tutacak bir delilimiz yok komiserim. Öyle. Şimdilik salın. Lakin İstanbul'dan ayrılmasın. Komiserim. Benim anlayamadığım bir şey var. Madem bu adam zengindi, neden bu ailesini süründürüyordu? Herhalde normal görünmek istemiş Şirak. Kaynağını açıklayamayacağı bir para her şeyi ortaya çıkarırdı yoksa. Neyse, hadi sen işine bak. Oğlum nerede komiser bey? Ne olur ne olur Okan'ım nerede, ne yaptınız sakin ona? Sakin olun Sevim Hanım, sakin olun. Sorgulanması gerekiyordu. Ve biz de... Doğru mu duyduklarım? Ailemi elimden alan o serseri miymiş? Cevap verin, o muymuş? Sakin olun Güzin Hanım. Hadise biraz karışık. Okan o gece evinize gelmiş. Ama hala kesin bir şey yok. Ne demek kesin bir şey yok? Evime geldiyse ondan başka kim yapmış olabilir ki? Ocağını iyi hak ettiği ceza verilsin. Hayır. Bu işten yakasını kurtaramasın. Oğlumun hiçbir suçu yok. Size yemin ederim bir şey yapmamıştır. O öyle bir çocuk değildir, inanın bana. Oğlum! 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 Susuz şurayı olduğunu biliyordum yavrum. Gösterdim yavrum. Tamam. Bu katili serbest mi bırakacaksınız bir de? Söyleyin neden çıkıyor? Kanun böyle emrediyor Gülsün Hanım. Elimizde kat'i bir delil yok. Şurayı bana masal anlatmayın. Tamam. Kızım öldü. Oğlum can çekişiyor. Bu serseri yüzünden. Tamam. Bırakamazsınız onu. Katil o. Katil! Tamam. Bakın. Dur. Size yemin ederim ben bir şey yapmadım. Tamam. Tamam. Siz gidebilirsiniz. Hadi ya. Lütfen. Lütfen Güzin Hanım. Tahkikat hala bitmiş değil. Sizi temin ederim hakikat ortaya çıkacak. Hakikat istemiyorum ben. Adalet istiyorum. Sadece adalet. İstediğim çok şey mi ha? Çok mu? Sadece başka hiçbir şey değil. Yok ya. Tıralıyım istersen. O da olur. Servet. Oğlum. Yaşıyorsunuz.
Allah'ım ben buna nasıl dayanacağım? Nasıl? Şevket, Şevket dinle beni. Senden bir isteğim olacak. Eğer bir nebze hatırım kaldıysa kırma beni. Anladın mı? İşte geldik. Hasan dayının evi burası oğlum. Okan, bekle bir dakika oğlum. Ben bir şeyi merak ediyorum oğlum. Soracağım bir şey var sana. Biliyorum, kötü biri olarak yetişmedin sen. Böyle şeyleri yapmış olabileceğine asla ihtimal vermiyorum çocuğum. Ama içimde ufacık da olsa bir şüphe kırıntısı var oğlum. Sadece bir kez. Sadece bir kez. İlk ve son kez soruyorum. İçim rahatlasın çocuğum. Babanı sen mi öldürdün oğlum? Üvey kardeşini sen mi öldürdün? Merak etme anne. Ben değilim. Bak, belki babam bu olanları hak etti. Belki ben de o gece orada babamı öldürmek istedim. Ama ben değildim anne. Çünkü yapamazdım. Seni yalnız bırakmaya razı olamazdım çünkü. Oğlum, yavrum, bir tanem, canım. Abla, hoş geldin. Otursana. Oturmayacağım Şevket. Dediğimi yaptın mı sen? Adresi buldun mu bana? Buldum bulmasına da. Otur bakalım biraz. Neler oluyor? Ne yapacaksın bu insanlarla? Allah aşkına soru sorma Şevket. Sen sadece adresi ver. Abla, bu insanlar senin kocanın diğer ailesi. Biliyorsun. Birden bir telefon açıyorsun ve nerede kalacaklar öğren diyorsun. Tamam. Aramızda bazı problemler oldu ama sen benim ablamsın. Yani yanlış bir şey yapacaksan... Yeter Şevket, yeter. Ne olur. Ne günler geçiriyorum, ne haldeyim bilmiyorsun. Daha fazla yorma beni. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Adres bu. Veriyorum ama içim hiç rahat değil. İnşallah o insanlara bulaşıp da başına bir dert açmazsın. Ben sadece yapmam gerekeni yapacağım. İşte böyle Hasan dayı. Her şey o kadar ani gelişti ki ne yapacağımızı, kime gideceğimizi şaşırdık kaldık. Çok zor şeyler yaşamışsın Sevim kızım. Allah senin de Okan oğlumun da yardımcısı olsun. Bizim elimizden seni rahatlatacak bir şey gelmez ama hiç değilse evimizin kapısı size her daim açıktır. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz, olmaz mı? Sağ ol Hasan dayı, çok sağ ol. Anne... Dışarı çıkacağım biraz. Nereye şimdi oğlum? Hem daha yeni geldik. Hasan dayınlara ayıp olmaz mı? Bunalıyorum anne, bunalıyorum. Hava alacağım biraz. Bağırma üstüne Sevim. O da zor günler geçiriyor. Çıksın dolaşsın. Rahatlar biraz. Gecikme oğlum. Ah!
Yapmalıyım. Ailem için yapmalıyım. Sen beni mi takip ediyordun? Neden yaptın bunu? Dur. Neden aldın ailemi benden? Dur yapma. Dur bırak o silahı. Bırak. Mutlu hayatımı mahvettiniz. Çocuklarımı aldınız benden. Dur. Onların yokluğuna dayanamıyorum. Biraz dur. Bak hata yapıyorsun. Yemin ederim ben öldürmedim. Yapma. Yapma. Artık çok geç. Benim ailem gitti. Şimdi acı çekme sırası sizde. Hayır. Biraz da siz acı yapma. Çekin. Yapma. Siz. Hayır. Hadise iyice tuhaflaşıyor Tıra. İki anne de perişan ve ikisi de bir an önce suçluların bulunmasını istiyor. Çok dikkatli olunmalı ve süratle bu işi halletmeliyiz. Komiserim. Acil bir durum var. Ne oldu minik? Bir cinayet daha oldu. Okan'ı öldürmüşler. Ne? Birkaç saat önce gerçekleşmiş komiserim. Göğsünden vurulmuş. Yakın mesafe. Bir de silah var komiserim. Cesedin hemen yanında bulundu. Arkadaşlar kime ait olduğunu araştırıyor. Katil silahını bırakıp gitmiş ha. İşte bu tuhaf. Durun lütfen. Bırakın. Lütfen. Hanımefendi sakin olun. Bırakın beni. Sakin olun. Dur kızım dur. Sakin ol kızım dur. Hakikati hızlandıralım Yıldırım. Sakin ol. Her şeyi bir daha gözden geçirin. Bu hadiseyi vuzuğa kavuşturmazsak bize rahat yüzü yok ona göre. Yavrum. Komiserim, silahın kayıtlı olduğu isme ulaşmışlar. Tanıdık bir isme aitmiş. Servet Dündar. Komiserim, bende de bir gelişme var. Görmeniz gereken bazı şeyler buldum. Buyurun. Hadi. İşte burası komiserim. Sokağa önce Okan giriyor. Peşinden gelen de şu yüzü seçilemeyen kadın. Ama sonra çıkıyor. Şimdi biraz ileri sar. Ha dur. İşte tam burası. Güzin Hanım. Güzin Hanım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nilüfer ne haber? Dün gece olay yerinde göremedim seni. Biraz rahatsızdım da izin almıştım. Biliyorsun değil mi? Şüphelinin katili şu villa cinayetinden kurtulan kadın çıktı. Ya. Aa, bilmiyor musun? Allah Allah. İçimizde cinayet masasıyla en sıkı fıkı olan sensin oysa. O eskidendi. Allah Allah. Ayrıldılar mı acaba? Bilmem ki.
Günaydın komiserim. Günaydın Nilüfer. Çilen. Çocukça davranıyorsunuz. Bunca yıllık maziyi bir kalemle silip atmayı size yakıştıramıyorum. Bırak komiserim ya. O istedi. Asıl ona yakıştır sen. Bak Çilen. Eskiler ne güzel demiş. Sev seni seveni, hak ile yeksan ise, sevmesini sevmeyeni, Mısır'a sultan ise. Bu laf eskiden böyleydi. Bu zamanda gönlünde herkesin oturacağı bir sandalye olmalı. Kaldı ki o sana muhabbet besliyor Çırak. Gönlünde sandalye değil, koltuk hak ediyor, koltuk. Bak, sana bir ipucu. Hanımlar kırılgandır, naziktir. Gidip gönül almak, bu nadide bağı koparmamak, öncelikle bir erkek olarak sana düşer. Bunu komiserin olarak değil, bir abin, bir büyüğün olarak istiyorum. Bir kez olsun oturun konuşun. Yok olmuyorsa büyükler olarak bizler araya girelim. Kırma beni ha? Tamam komiserim. Bakacağım bir çaresine. Evlenmek zevk ve haz için değildir. Evlenmek aile kurma. Milletin beka ve devamını sağlamak içindir. Dahası duygu ve düşüncelerin dağınıklıktan kurtarılması içindir. Evlilikte her şey o kadar değişir ki. Yer Hisar Tekfur'un kızı Holofira. Osman Bey tarafından oğlu Orhan Gazi eş olarak alınır. Holofira önce Nilüfer adını alarak ilk adımı atar bu yuvaya. Öyle mübarek bir ana olur ki nice eserler bırakır geride. İmaretler, çeşmeler, camiler. Aradan geçen onca zamana rağmen Bursa'da adı da eserleri de hala yaşıyor. Ha bir de Nilüfer Hatun iki şehzade getirir dünyaya. Biri Süleyman Paşa Rumeli Fatih'i, diğeri Sultan 1. Murat Hüdavennigar, Şehit Sultan. Yani Fatih'in de büyük annesi olur bu Nilüfer Hatun. Bak, sizler de böyle hayırlı bir yolla bir araya gelebilirsiniz. Kim bilir, sizin bu izdivacınızdan da nice yiğitler dünyaya gelir. Vatanlarına, milletlerine, insanlarına faydalı olurlar. Ha? Bak Çırak. Nilüfer Hatun'la Orhan Gazi'yi 1. Osman Gazi bir araya getirmiş. Sizin de bence bir 4. Osman'a ihtiyacınız var gibi. Komiserim, savaş aradı az önce. Güzin Hanım'a ulaşmış. Şu an yoldalarmış. Merkeze geliyorlar. Hala, gelince sorgu odasına alın. Peki komiserim. Çırak, sen de aşağı inip onları karşıla. Okan'ın annesi sabahtan beri kapının önünde bekliyor. Hı hı. Güzin Hanım'la bir tatsızlık çıkmasın. Tamam. Tamam komiserim. Katil! Katil sen! Sakin ol. Sakin ol lütfen. Öldürdün. Ne? Ben bir şey yapmadım. Mutlu musun? Lütfen Sevim Hanım. Babaydı istediğin adalet o babaydı. Oğlumu öldürmek miydi istediğin? Sevim Hanım sakin olun. Ben katil değilim. Oğlunu beni öldürmedi. Yemin ederim. Ben yapmadım. Oğlum da böyle demişti hatırlıyor musun? Ben suçsuzum demişti ama sen ona inanmadın. Sakin olun lütfen. Sevim sakin olun. Götür onu. Nasıl dayanacağım ben bu acıya? Buyurun gidelim. Tamam. Oğlumu tamam. Öldürdün. Sakin olun. Nasıl sakin olayım? Öldü benim oğlum. Ciğerim yanıyor benim. Nasıl bir anne bu nasıl? Böyle bir şey neden yaptınız Güzin Hanım? Polise, adalete güvenmek varken neden kendi başınıza bir işe kalkıştınız? Ben yapmadım. Yemin ederim. O çocuğu ben öldürmedim. Ben değildim o. Ama bulduğumuz görüntüler bize öyle demiyor.
Aynı saatlerde hadise mahalline bir silahla gitmişsiniz. Silah kocanıza ait. Üstelik silahtaki parmak izleriniz de cabası. Doğru. Gittim. Silahım da vardı yanımda. Ama ben yapmadım. Nasıl ispatlayayım? O silahı ateşleyen ben değildim. Bakın Güzin Hanım. Son günlerde büyük acılar yaşadınız. Anlıyorum. Neler oldu? Olanları kaldıramadınız mı? Ondan mı? Ben yapmadım diyorum. Neden inanmıyorsunuz? İstedim o çocuğun ölmesini. İstedim. Ama yapamadım. Okan serbest kalınca içim içimi yedi. Şevket'ten adreslerini istedim. Gittim. Öldürecektim. Ama oğlum geldi gözümün önüne. Anneyim ben de. Yapamadım. Bir anneyi daha evlatsız bırakamadım. Silahı atıp kaçtım. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim. Hala. Anlaşılan bu işte vaziyet biraz karışık. Ama elimizdeki deliller... Elinizdeki deliller umurumda bile değil. Kızım ölmüş. Oğlum ölümle pençeleşiyor benim. Bunları yaşamışken artık ne yıkabilir ki beni? Belki de benim için en iyisi budur. Tutuklayın o zaman. Tutuklayın. Hadi. Ne duruyorsunuz? Tutuklayın. Kadının hali perişandı komiserim. Doğruyu söylüyor galiba. Sence? Bilir misin çırak? Meydan harbinde bir küheylan yaralanırsa kenara çekilip ölümü beklemez. Daha da zapt edilmez o. Sırtındaki akıncıyı daha bir hızlı götürür hedefine. Ölümüne koşar düşmanın üzerine. Ve adı üstüne küheylan gibi kanı tamamen bitince son nefesini verir. Bu kadın da yaralı bir anne. Ve inan o da kenarda beklemeyecek gibi görünüyor. İnşallah doğruyu söylüyor. Komiserim, az önce laboratuvardan el swaplarının sonuçlarını aldık. Görünüşe göre silahı ateşleyen Güzin Hanım değilmiş. Ne? Ver bakayım şunu. Elinde barut emaresine rastlanmamış çırak. Belki de Güzin'in anlattıkları doğruydu. İyi de komiserim, Okan'ı kim öldürdü o zaman? Benim aklıma biri geliyor. Gel. Güzin sorgusunda adresi Şevket'ten aldım demişti. Hatırladın mı? Hatırladım da Şevket'ten mi şüpheleniyorsun şimdi? Şevket Okan'ı niye öldürsün ki? Neden olmasın? Düşün biraz. Güzin'in oraya gittiğini bir tek Şevket biliyor. Zaten şirket yüzünden birbirlerine düşman kesilmişler. Bence gayet sağlam bir neden. Sağlam da komiserim, elimizde Şevket'i sorgulayacak delil bile yok. Kaldı ki buraya getirelim. Amenna ve saddakna. Lakin belki de ufak bir rica bu işi çözebilir. Hadi yürü, Şevket'e gidiyoruz. Ben çıkıyorum Serap. Söylediğim dosyaları dış alımlara verirsin. Başüstün efendim. Hoş geldiniz. Hayırdır? Yoksa cinayetle ilgili bir gelişme mi oldu? Aslında başka bir dava için buradayız. Rahmetli Servet Bey'in diğer oğlu Okan. Dün gece öldürüldü. Öldürmüşler mi o çocuğu? E kim yapmış ki? Araştırıyoruz. Maalesef sizinle ilgili de bir ihbar aldık. Ben mi? Ama bu çok saçma. Evet biliyorum. Ben de ihtimal vermiyorum. Lakin mevzuat işte. Müsaadeniz olursa küçük bir sorgulanma, daha doğrusu basit bir testle adınızı temize çıkarmak isteriz. Nasıl bir test bu? Barut izi testi. Bakın bir silah ateşlendiğinde elde göze görülmeyen bir barut izi bırakır. 2 gün geçse bile bu izi tespit edebiliyoruz. Küçük bir işlem, fazla zamanınızı almayacağız.
Peki o zaman gidelim. Hı hı. Buyurun. Buyurun şu sarı. Komiserim iyi misin? Sen beni bırak, dur, peşinden git. Gel. Kaçma. Kaçma. Çekilin. Sakın kıpırdama. Dur. Dur, ateş etme. Ben bir şey yapmadım. Dön, dön. Ellerini arkada birleştir. Dön diyorum sana. Rahat dur. Paket tamamdır komiserim. Yanlışınız var. Dinleyin, ben bir şey yapmadım. Bilirim ben senin gibileri. Karda yürür, izinizi belli etmezsiniz siz. Bırak. Yürü hadi, yürü. Aferin çırak, aferin. Sağ ol komiserim. Bırak. Kusurumuza bakmayın Güzin Hanım. Ama en küçük bir şüpheye bile mahal bırakmayacak şekilde hareket etmek durumundaydık. Nasıl bir kardeş bu, anlamıyorum ki. Para için beni saf dışı bırakmak istedi demek ha? Beni geçtim hadi de, ya yeğenlerine nasıl yaptı bunu? Orası hala kesin değil Güzin Hanım. Lütfen sonuç netleşene kadar sükunetinizi koruyun. Doğrudur. Zaten şu an oğlumun kurtulmasından başka bir şey istemiyorum. Vağlarım oğlunuzla Güzin Hanım. Allah oğlunuzu size bağışlasın. Ne olur oğluma yardım et oğlum. Ne olur. Yardım et ne olur. Çürüsü yalnız. Durumu nasıl oğlumun? İyileşecek mi? Doğru söyleyin lütfen. Şu an için olumlu bir gelişme yok Güzin Hanım. Biz elimizden geleni yaptık. Artık sabredip beklemek gerekiyor. Artık ne dayanacak gücüm kaldı doktor hanım, ne de sabredecek. Hadi gelin, beklemeyin. Hadi gelin. O burada ne arıyor? Zavallı kadın. Oğlunun cenazesini morgdan alabilmek için bekliyor işte. Oturabilir miyim? Hmm.
Ben sizden özür dilemek istiyorum Sevim Hanım. Başından beri size çok haksızlık ettim. Yaşadıklarımın faturasını size kesmek daha kolayıma geldi galiba. Kocamı ve kızımı kaybettim. Oğlum da yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Acım o kadar büyüktü ki sadece ben acı çekiyormuşum gibi hissettim. Oysa sen de kocanı kaybetmiştin. Sonra oğlunun başına gelenler. Ben bütün bunlar için gerçekten çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Aslında ikimiz de bize bunları reva gören Yüksel'e çok öfke duymuştuk ama sinirimizi birbirimizden çıkarttık. Benim bunu anlamam için evladımın ölmesi gerekiyormuş. İnşallah senin çocuğun ölmez. İnşallah. Affet beni. Affet. Güzin'in olay günü geçtiği yollar tek tek tespit edildi Şevket. Mobese kayıtlarından onu yol boyunca takip ettiğin açıkça görülüyor. Ayrıca bu dosyada sana ait barut izi testi sonuçları var. Silah senin ateşlediğin kesin olarak ispat edildi. Ben her şeyi mal varlığımızı korumak için yaptım. Ablam aşkı için o herifle evlenmeseydi bundan hiçbir olmazdı. Ölen masum bir delikanlıydı ama Şevket. Senin o masum dediğin servetin öz çocuğuydu. Şirkete her şeye ortak olmaktı niyeti. O halde bunun için öldürdün öyle mi? Hesapta bir taşla iki kuş vurmak için. Suçu ablanın üzerine atıp şirketin tek hakimi olmak için. Neyse. Buraya kadar her şey tamam galiba. Ama anlatman gereken iki cinayet daha var. Enişten Servet ve öz yeğenin Burcu'nun cinayetleri. Ne? Sen ne diyorsun be? Onların suçunu da mı bana yakacaksınız? Ben o çocuktan başka kimseyi öldürmedim, anladınız mı? Hadi işinize gidin. Bana kendi ağzınla söyledin. Servet'i uzun süredir takip ediyordum. Hatta ondan kurtulmak da istiyordum belki de. Doğru. İstiyordum ama o kadar ileri gitmem. Gitmedim de. Senin aklın alıyor mu? Kendi yeğenimi bile bile nasıl öldüreyim? Kendi kardeşini cinayet suçu atabildin ama. O iş başka. Hem ben ilk ifademde söyledim. Diğer cinayetlerin işlendiği gece ben başka bir yerdeydim. Bak. Burada nasıl bir hesabın içindesiniz bilmiyorum. Ama ben sadece Okan'ı öldürdüm. Sakın öbürlerini benim üstüme atmayın. Sakın. Komiserim, bakar mısın? İçeri gir. Tabii komiserim. Ne oldu çırak, bir malumat mı var? Var ama iyi mi kötü mü bilemiyorum komiserim. Kayıtlar Şevket'i doğruluyor. Villa'daki cinayetin işlendiği gece Şevket uzak bir otelde kalıyormuş. Yani cinayetleri Şevket işlemedi o zaman. Yine başa döndük desene. Aslında şu komadaki çocuk bir uyansa o belki katili görmüştür he komiserim. Polisin vazifesi komadaki çocuğu beklemek değil çırak. Polisin vazifesi adaleti temin etmek. Villaya tekrar gidelim. Gözümüzden kaçırdığımız bir şey olmuyor. Mutlaka olmalı. Sakin olun. Hemen telaşa kapılmayın Güzin Hanım. Böyle kasılmaların olması normal. Çünkü Burak'ın vücudu direniyor. Anladım.
Ama yine de iyi bir şeydir, değil mi? Yani oğlum direniyor en azından. Ümidimi asla yitirmeyeceğim oğlum. Uyanacaksın. Yeniden beraber olacağız. Komiserim, tam olarak ne arıyoruz biz şimdi? Bilmiyorum çırak. Belki gözden kaçırdığımız bir şey, belki yeni bir gelişme. Bilmiyorum. Olay yeri her şeye baktı ya komiserim. Bence dönelim artık. Eldeki verileri değerlendirsek daha iyi olacak sanki. Ayak izine benziyor. Bu tarafa doğru gitmiş olmalı. Komiserim, katil mutfakta ne arasın? Emin misin? Komiserim, ne buldun? Bunlar maktullere ait hususi eşyalar. Bunları buraya katil koymuş oldum. Üstelik ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama... Tabii ya. Önceki bir davadan. Aynısı olmuştu. Hadi. Al şunu. Gel benim. Buna benzer bir olay yaklaşık bir sene evvel de vuku bulmuştu Yıldırım. Katil kimsesiz bir adamı evinde öldürmüş, sonra da adamın özel eşyasını buzdolabının içine koymuştu. O dava sonuçsuz kaldı ama buzdolabındaki eşyada katile ait bir parmak izi bulmuştuk. Ve eminim
Bu eşyalarda da aynısını bulacağız. İki cinayet bağlantılı yani. Emin misin? Neredeyse eminim Çıra. Neredeyse eminim. Yürü hadi. Ya komiserim, kafa gitti benim. Şimdi bu katil niye milletin eşyasını buzdolabına koyuyor ki? O zaman birlikte çalıştığım uzman bir arkadaş bunun bir şizofren davranışı olabileceğini söylemişti ama bilmiyorum. İşlem tamamlandı komiserim. Haklıymışsınız. Bir yıl önceki cinayeti işleyenle bu seferkini gerçekleştiren kesinlikle aynı kişi. İyi ama kim? Elimizde bir parmak izi var. Bir de katil şizofrenmiş. Başka bir şey yok ki. Aman yarabbim. Katil. Katil o mu yoksa? Savaşı ara Çırak. Hemen. Her şeyi kesin olarak öğrenmek için son bir bilgiye daha ihtiyacımız var. Yavrum. Sen şimdi düşünme bunları. İyiler. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım. Kendine gelmiş, uyanmış. Kurtardım anne. Onları ben kurtardım. 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 Kurtardın oğlum. Kurtardın. Nabzı iyi. Lütfen siz dışarı çıkın. Lütfen. Hadi dışarı çıkın. Çıkın. Oğlum. Ben kurtardım. Onları ben kurtardım. Oğlum. Oğlum kendine geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin adınıza sevindim Güzin Hanım. Lakin önemli bir husus daha var. Yoksa katili mi buldunuz? Hı hı. Kimmiş? Katil. Oğlunuz Burak'mış Güzin Hanım. Ne? Ne demek bu? Ne diyorsunuz siz? İnanması zor. Ama maalesef hakikat bu. Bakın, biraz önce oğlunuzun bir yıldır gittiği bir psikiyatriste ulaştık. Bize müşahhas bilgiler verdi. Olamaz. Çünkü oğlum psikiyatriste gitmedi hiçbir zaman. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Ama bizzat Servet Bey tedavi ettirmeye çalışıyormuş Burak'ı. Bunu sizden gizlemiş olmalı. Maalesef oğlunuz bir şizofrenmiş Güzin Hanım. Bundan bir yıl önce bir cinayete daha bulaşmış. Parmak izlerinden tespit ettik. Servet Bey bu cinayeti biliyormuş. Ve onun için tedavi ettirmeye çalışıyormuş. Olamaz. Olamaz. Cinayet gecesi Okan gelip hadise çıkarınca muhtemelen bir şizofreni krizine girmiş olmalı. Yani kocanızı da kızınızı da kendini de bıçaklayan aslında oğlunuz. Çok üzgünüz. Hayır. Hayır.
Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin Sezen. Nilüfer yok mu? Sağ ol Yıldırım. Nilüfer bir arkadaşıyla buluşmak için dışarı çıktı. Köşedeki kafede olacaktı. Bir oraya bak istersen. Tamam, kolay gelsin. Nilüfer Hanım. Benim. Merhaba. Ben Tuğba'nın abisi Samet. Merhaba. Tuğba'nın işi çıktığı için bunları getirmemi rica etti benden. Sanırım aciliyeti varmış. Tuğba sizi aramış ama ulaşamamış galiba. Ay, şarjım bitmiş, kusura bakmayın. Rica ederim, hiç önemli değil. Madem buraya kadar yoruldunuz, vaktiniz varsa bir çay için öyle gidin. İçiniz ısınır. Vallahi hiç sormayacaksınız sandım. Bir sıcak çay içmezsem içimde kocaman bir mide heykeli oluşacak yoksa. Bir saniye, bir çay alabilir miyiz? Tabii efendim. İşinize yarayacak değil mi? Çok işime yarayacak, teşekkür ederim. Rica ederim. Benim bir arkadaşım vardı. Nilüfer? Hiç değil. Ama yine de...